Evet Yunus Emre, hoş geldin bakalım. Hoş bulduk hocam. Seansının yayın ve kayıt haklarını veriyor musun? Veriyorum hocam. Peki. Şimdi buraya seni getiren şey nedir? Hangi sebeple hikmetle buraya geldin? Söyle bakalım. Psikolojik rahatsızlıklardan dolayı hocam, belirtilere baktığım zaman panik atak, anksiyete bozukluğu gibi. Panik atak var. Anksiyete bozukluğu var. Anksiyete bozukluğu var. Yani diğerleri de vardır illaki de hocam, şey yapmadım, fazla araştırmadım. Ruhsal olarak ciddi bir problem yaşıyor mu? Sizin olduğunu zannediyorum. Yaşıyor mu? Yani bunalım olarak. Bir, bunalım yaşıyor ama siz de tam olarak çözemediniz. Evet. Psikolojik tedavi gördün. Hocam şöyle gördüm. Psikoloğa gittim, hap verdi. Şimdi düşündüğüm zaman çok mantıksız. Ne kadar zamandır hap kullanıyorsun? Kullanmıyorum ki. Kullanmıyorsun. Peki senin sosyal yaşantını veya güncel hayatını yaşadığın olumsuzluklar neden? Ne olumsuzluk yaşıyorsun? Hocam aksilik, hayat sürmüyor. Yani böyle. Hayatında her şey sürekli ters mi gidiyor? Her şey ters gidiyor yani. Nasıl söyleyeyim hocam? Tarif edilmez de yaşanır diye bir şey var ya hocam, cümle. Aynen öyle. Yani hiçbir şey yapası gelmiyor insanın. Evet. Her şeyden canı sıkılıyor. Sürekli. Yani yaşamak istemiyorsun gibi bir şey yani hocam. Garip yani. Yani şöyle, sen tabir edemiyorsun da ben sana seni biraz anlatayım. Aynen, saçmalısın abi. Yaşadığını hissedemiyorsun. Kesinlikle hocam. Hayattan keyif alamıyorsun. Evet hocam. Yaşam sana anlamsız geliyor. Aynen öyle hocam. Ne uykunun, ne yemeğin, ne hayatın bir anlamı yok. Hedefin yok. Kesinlikle hocam. İnançlı birisin. İnancını yerine tam anlamıyla getirebiliyor musun? Zorlanıyorum işte hocam. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum hocam. Namazda zorlanıyor musun? Arada bir çok. Aşırı vesveseler geliyor mu? Çok geliyor. Peki en önemli soru şu. İçinden, bilinçaltından bir ses sürekli seninle konuşup seni yönlendirmeye çalışıyor mu? Evet hocam, hatta iki kaşımın arasında hala da ağrı var. Peki bu ses sende ne kadar zaman oldu bu sesi hissedeli? Bu ses 2014'ün Temmuz'un ortalarında gibi bir şeydi hocam. O zamana kadar hayatın normaldi. O seviyordun zaman, yaşanı. Aynen. Hayatla, insanlarla barışıktın. Kesinlikle hocam. 2014'ün Temmuz'undan sonra olay değişti. Yani bir sene, iki ay önce falan. Evet hocam. O zamana kadar normal miydi teyze? Evet. Bir anormallik yok. Yani şeydi, yine aynı evdeydi. Öyle fazla giriş, yani şey yoktu. Ama orada yani bir sıkıntısı varsa hayır, da bir sıkıntısı varsa da bu kadar ağır değil. Evet. Ya hocam şöyle söyleyeyim. Sıkıntı yoktu. Evde de yani şundan dolayı yaz tatili diye bir şeyler yapmayınca evde oturuyordum yani. İnsanın işi olmayınca ne yapacak dışarıda gibisinden. Fazla takılan tip değil yani. Dışarıda insanlara çok fazla takılmıyorsun. Evet. Peki sence ne yaşıyorsun? Yaşadığın durum. Mesela burada biliyorsun biz musallat tedavisi videoları izledim. İzledim hocam. Şeytan avı yapıyor. Sende de böyle bir şeytan musallatı, cin musallatı veya ne bileyim benzer bir rahatsızlık yaşadığını düşündüren şey sana neydi? Hocam sizin bahsettiğiniz belirtilerin hepsi mesela bende vardı. Veya burada sorunlarını anlatanların, anlattıkları sorunların hepsini yaşıyorsun. Evet hocam ya, yaşadım. Yani şu an sadece hocam iki kaşımın arasında bir ağrı var. Başım felaket şekilde ağrı oluyor. Ensede şurada bir çıkık kemik var ya hocam. Evet. Orada ağrı var. Ve bunun sebebini bilmiyorsun. Yani sebebini bilmiyorum. İşin içinde. Peki videoları izlediğinde mesela videolarda bazı itiraflar yapıyor. Mesela insanların vücudunda şeytanlar konuşuyorlar. Şimdi teyzem şeytan cin deyince korkuyor musun? Yok. Biz nasıl insansak onlar da bir canlı. Bizim günahımızla bize musallat olabiliyorlar. Evet. Bizim hayatımızı alt üst edebiliyorlar. Aslında bizim onlardan değil de onların bizden korkması gerekiyor. Çünkü vücudumuza giriyorsa bir tövbe veya duayla onların hayatına son verebiliyoruz. Evet.
Onlar bir ömür uğraşıyorlar bizi cehenneme götürmek için. İnsanoğlunun bir tek tövbesi ve duası bir cini helak etmeye getiriyor. Yani biz aslında daha güçlüyüz onlardan her yönüyle ama biz sadece şeyi bilmiyoruz, doğru dua etmeyi veya doğru tövbe yapmayı bilmiyoruz. Sen de böyle bir şey olacağını düşündün. Düşündüm mü? Yani düşünüyorum, hala düşünüyorum. Peki yani. Dua yaparken o videolardaki duaları falan tekrar edip mesela kendini hiç kontrol ettin mi? Yani biraz rahatlama oluyor hocam yani. Biz hangi duada rahatlama oluyor? Mesela hocam hani şirk, yani sizin internette bazen yayınladığınız şeyler oluyor ya hocam, günlük yani yayınlıyorsunuz. O duaları yaparken tekrarlayınca hocam yani estağfurullah. Peki bilmeden bir şirke ve isyana girmiş olabilir misin? Yani bir isyan sözü söylemenle vücudunda aslında var olan bir enerji sende ikincil olarak bir daha bir güçlenmiş olabilir mi? Olabilir hocam. 2014'ün Temmuz'undan önce büyük sorunlar yaşadın mı hayatında? Ne gibi mesela hocam? Mesela birisiyle bir husumet, bir kavga, seni çok üzen bir şey. Sinir başarısızlık veya annenle bir tartışma veya babanla bir kapışma gibi herhangi bir şey. Öyle birisi değildi hiç asla. Hala da değil. Kendinle yaptığın bir savaş. Kendimle herhalde olabilir hocam. Mesela verdiğin bir kararda veya yaptığın bir işte keşke bunu yapmasaydım, lanet olsun bunu yaptığım güne veya Allah cezamı verseydi de böyle bir hata yapmasaydım gibi. Öyle kendi işte. Kendine böyle okuduğun lanetler, isyan sözleri. Vardır hocam yani. En başta dershaneye. Ne yapar ki teyze? Dershaneye gittiğin zaman teröristler bombası. Bir de teröristler diyordu dershaneye bombası ki dershaneye gitmeyelim. Öyle şeyler var. Çocuktu dershane ama. Derken ama bu, çocuktu da. Hangi dershane? Ortaokul dönemleri. Yo, ben kendi gittim dershane açısından söyledim. Ondan sonra hocam araştırma yaptım. Yani IQ'su da çok yüksek yalnız. Çok zeki çok bir şey var. Çok efendi yani methetmek için. Yani kendi için. İradenle bir takım şeyleri evet. Çok iyi idrak etme. Yani farkındalık var sende. Bazı şeyleri çok iyi farkında olabiliyorsun. Kendi kendine mücadele ediyor zaten. Kendi içinde savaşıyorsun. Evet, kesinlikle öyle anlıyorum. Sanki yani. Ruhla bedenim yani şöyle karşı karşıya kalmış. İşin içerisinden çıkamıyorum. Hocam ben size şunu söyleyeyim de sizi biraz daha şey yapalım. Hücum ver bana biraz seni tanımam açısından. Ya hocam şimdi araştırma yaparken bir gün kendi kendime şu soruyu sordum. Aslında buralara yani bu kadar araştırmaya dalmamın nedeni şuydu. Hani insanlar neden Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ediyor veyahut da neden kabul etmiyor? Bu adam öyle geliyorsa hani neden buna karşı böyle bir yanlışlık var gibisinden araştırmaya başlayınca hocam neyin ne olduğunu her şeyi Allah'ın izniyle gördüm. Ne gördün mesela bu araştırmayı? Ne mi gördün hocam? Mesela Deccal'i tanıdım. Yani Deccal'i öğrendim. Evet. Bediüzzaman Said Nursi'yi öğrendim. Ondan sonra Risale-i Nur. O dönemlerin kitaplarını çok okudum hocam. İnsanların aslında gaflette olduğunu, şu an doğruyu söylerken bile aslında bize güldüklerini, halbuki kendilerine gülmelerini gerektiğini bilmedikleri için biraz bir yalnızlık oldu bende hocam yani. Yani bulunduğum ortamda tamamen herkese karşı bir... Yani insanlara neden kin güttüğünü düşündün? Veya kin gütmelerine sebep olan gerçek sebep nedir? İnsanlar mı kin gidiyorlar yoksa insanların üzerinde farklı bir enerji i̇nsanların var? İnsanların üstünde farklı bir enerji var hocam. Bu insanlara karşı bir kini mi tetikliyor? Evet hocam, aynen öyle. Veya zulmeden insana insanların muhabbet etmesi neden? Kesinlikle hocam. Yani zulmeden insanlara. Şimdi Türkiye'de farklı zulümler işleniyor. Hocam Türkiye'de çok... Fakat zulmedenlere taraftar olan insanlar var. Zulme taraftar olmak demek, zalimin zulmüne ortak olup onun günahına ortak olmak demek. Bir hayra taraftar olmak da onun yaptığı hayırlara ortak olmak demek. Böyle zulüm, bunları düşündüm. Sonra? Hocam ondan sonra Allah'ı tanıdım. Kainatı. Hani ondan sonra, ya hocam mesela çok zoruma gitmişti. Aldığımız eğitimdeki kahraman diye gösterilen kişi tam tersinde bir insan çıktı yani. Bunu fark etmeye başladı. Bunu zaten yani fark ettikçe hocam daha da çok onu beni içerisine çekti. Yani bu kabala büyü müyü
Ondan sonra peygamberlerin hayatını araştırmaya başladım. Yani her insan... Yani bize verilen Müslüman portresi yanlış veya Müslüman çizgisi, Müslüman insan çizgisi aslında yarı şeytan, yarı insan olan bir çizgi. Evet hocam. Ve bunun biz farkında değiliz. Hocam Türkiye tımarhane. Kesinlikle. Türkiye tımarhane yani. Geçen şunu düşündüm ben. Bu biraz ifrat gerekiyor ama. Şimdi bir insanla evlenebilmek için onun birinci şartı akli melekesinin tam olmasıdır. Şimdi ben diyorum ki Erol Tanrı'nın sen burada ve daha önceleri 1000'e yakın, 2000'e yakın yani 2000 vardır. Yani fazladır. Fazlası var, azı yoktur. İnsan seansı aldın. Bu insanların seanslarda yarısının şeytan olduğunu, yarı irade ve seçimlerin onda olmadığını gördüm. Ve gördüm ve bunu insanlara da 200 küsür videoda gösterdim. Aslında o insan dediğimiz insanların yaptığı hata ve günahlarla vücuda giren şeytanları onların kararlarının bazen çoğunda, bazen azında tesir olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Bak şimdi sana bir şey daha düşündüreceğim şimdi. Bir insanla evlenebilmek için akıl melekesi tam olması gerekiyorsa, insanların akıllarına ve ruhlarına tesir eden, seçimlerine tesir eden, şeytan musallatlı bir insanla evlenmek ne kadar caizdir? Akıl melekesi yerinde değilse. Ben size ve o insanla evlendiği zaman doğan çocuklar ne kadar insan, ne kadar her şeytan. Her tür birbirine devamını getirmiştir diye ayet vardır hocam. Çok enteresan. Yıllar önce ben insanlardan doğan şeytanları bana söylediklerini algılayamamıştım ama nikahsız birliktelikler, şeytan çarpmış insanların evlenip şeytan çarpmış çocuklar dünyaya getirmeleri ve o çocukların İslam'ı yaşamaktaki zorlukları, zorlanmaları bizi bu noktaya kadar getirdi. Ben soy üzerinden bir lanetin bir çocuğa sirayet ettiğini bu ilmin içinde öğrendim. Ben de ayette hocam, yani Ezzübillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, her tür birbirinin devamını getirmiştir deyince hocam, şimdi benim algımdaki bazı şeyler de değişti. Mesela insanların aslında maymundan gelmediğini, yani bazı şeyler gün yüzüne çıktı. İnsanların sonradan maymunlaştığı, kesinlikle hocam. İnsanların sonradan yılanlaştığı, akrepleştiği, çıyanlaştığı. Ama biz de çocukken hep bunu böyle bilirdik. İşlediği günahlarla insanların aslında insan olduğu ama sonradan hayvanlaştığı açığa çıktı. Bir seansta meşrebini söylemeyeceğim, birini seansı aldım. Yüz sureti bir insanın ne kadar sırtlana dönebilir? Aynen sırtlan suretini, kaşını, gözünü, her tarafını çekerek sima olarak aynen döndü. Kesinlikle hocam ben inanırım hocam böyle şeyleri yani şaşırmış şey değil. Yani işte bazen bizim hatalarımız ve günahlarımız belalara gelmesine sebep oluyor ama ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne söylediğimizi bilmiyoruz. Ne söylediğimizi bilmediğimiz zaman nerede şirke düştüğümüzü ve nerede isyana düştüğümüzü bilmiyoruz. Mesela lanet okuyoruz. Lanetlemek demek, lanet okuduğun nimetten mahrum kalmak demektir. Mesela diyor ki adam, hay böyle işin, paranın, mesleğin, Allah bilmem nesini versin dedi. Hay dedi, hay. Allah'ın hayat vermesin. Arkasından işe ve parayı okuyarak Rezzak ismine isyan etti. Arkasından rızkın onda eksik olduğunu düşünerek Adl ve Hakem ismine isyan etti. Sonra parasal bir sıkıntı ve bir bela ona isabet etti. Onun yaptığı hata ve günah Allah'ın o isimlerinin tecellisini inkar edip şirke düşmekti. Sonra Allah'tan rızık istedi. Allah rızkını kesti.
Çünkü Rezzak ismiyle şirke düştü. Ve onun yaptığı hata ve günahlar onun duasının arş-ı alaya çıkmasına engel oldu. Allah cevap veriyor ama bizim hatalarımız ve günahlarımız yaptığımız duaların kabulüne engel oluyor. Bizim hatamız. Burada ağzımızdan çıkan bir tek cümle bile, bir tek söz bile Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına şirke girdiği anda insan, şirk koştuğunda veya isyan ettiğinde o isimlerle Allah'a yaptığımız, o isimlerin bizim hayatımıza tecellilerini kesiyor. Ondan sonra hayattan lezzet alamamaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Hayat bizim için sıkıntı olmaya başlıyor. Meşakkat olmaya başlıyor. Bu farkına varmadan kişinin isyana girmesi, şirke düşmesi veya şeytanın ona bir takım şeylerle tuzağa düşürmesiyle o tuzağın içerisinden çıkamaması. Bizim işimiz sadece burada tuzaklar. Nefsimizle ve şeytanın kışkırtmasıyla düştüğümüz tuzaklar. Tuzakları bulursak, tuzaklar bozulur. Bulamazsa tuzak devam eder. Evet. Bir de hocam, şimdi bazı insanlara sizden bahsettim. Hatta çevremdeki insanlara dedim ki, psikolojik problemleri olan insanlar. Ya hocam düşünsenize yani şizofren, panik atak böyle şeyler. Yani burası... dünya resmen Allah'ın yani. Derdi veren dermanını da illaki verir. Şimdi psikolog doktoruna gittiğiniz zaman hocam şimdi şöyle bir düşünceyle zaten o hapları reddedin. Ya dedim bu adamlar zaten Allah'tan gafil. Bu adamlar ruh da direkt Allah'a bağlı olduğu için bunlar neyi tedavi edecek yani? Neyi tedavi edecek? Belanın tanımlamasını insanlar yeni yeni yapmaya başlıyorlar. Birçok alimler de belayı tanımlayamamışlar. Bela demişler insanların dünyada günahlarına kefarettir. Evet günahlara kefarettir ama belanın daha üst bir tanımı var. İnsanlara gelen bela ve musibetlerin gerçek tanımı şudur. Bu ilimde öğrendiğimiz. Her bela ve musibet Allah Celle Celaluhu tarafından kulları tövbeye ve duaya bir davetiyedir. Ben kesinlikle o yönde bakıyorum hocam. Yani o günahın cezasını çeker ama asıl geliş sebebi o kula bir ikazdır. Ve bela işlediği günahın ve hatanın cinsinden verir Allah. Ve o ona bir tövbe davetidir. Belanın asıl göğü budur. Mesela evladı ona bela olmaya başladı. Sıkıntı vermeye başladı. Demek ki evladıyla ilgili yaptığı bir hata ve günahı var. Allah ona evladını ona bela etmesiyle onu tövbeye ve duaya davet ediyor. Biz burada birçok şizofrenin, akli dengeyi kaybetmiş insanların anne babalarının evladına yaptıkları beddua ve lanetlerden tövbe etmeleriyle o çocukların normale döndüğünü bizatihi defalarca şahit olduk. İşte o anne evladın bela olması bir tövbeye davet. Sen Allah'ın verdiği emanete lanet okudun. Veya evladı üzerine, doğumu üzerine ve yaşaması üzerine bazen bir koyun adağı, bir koç adağı, bazen üç gün oruç, bazen bir Yasin, bazen bir fakir doyurma, bazen Allah'a şükür namazı kılma gibi adayıp da yerine getiremedikleri adaklarla Allah'a verdiği sözleri yerine getirmemeleri nedeniyle Allah'ın da ona verdiği evladın onun sözünü dinlememekle ona bela olduğunu
gördük. Yani ceza amelin cinsinden geliyor. Sen Allah'a verdiğin sözü yerine getirmedin. Evladın da senin sözünü yerine getirmiyor. Ona musallat olan cin seni tövbeye ve duaya davet ediyor aslında. Sen doğru tövbeye duayı yapsan o bela evladından da kalkacak, senden de. Yani o ceza senin amelinin cinsinden geliyor. Ne cins bir amel işlediysen. Baban kardeşler arasında bir miras kavgası yapmış. Malı lanetlemişler. Sen de kardeşlerin arasında bir miras kavgası yapmışsın. Sen de lanetlemişsin. Sonra evlatların da kendi aralarında senin mirasının kavgasını yapıyorlar ve lanetliyorlar. Ceza amelin cinsinden geliyor. Orada tövbe edip dünya malı için lanetleşmeden helalleşmekle o bela kalkar. Bunun gibi. Ve böyle birçok insanın düştüğü tuzaklar var. Nefsine ve şeytana uyarak. Bunları tek tek tespit edip tek tek tövbeleri yapıldıkça en ağır belaların, ki bu belaların içerisinde akli dengesini tamamen kaybetmiş insanlar gelir bize. Yürüyemeyen, kısmi felç geçirmiş, adım atamayan insanlar. Doğru tövbeleri bulunduğu anda, doğru tövbelerle normale düzelenler, normale dönenler gelir. Ama bütün sır, o belanın ve musibetin davet ettiği tövbeyi ve duayı bulmaktadır. Yani kusuru kendinde görmek. Çünkü şura 30, sizin başınıza gelen her bela ve musibet kendi ellerinizle işlediğiniz ameller ve günahlar ile gelir. Şimdi nefis muhasebeni yap bakalım. Ne yaptın da hayattan bağlantılarını kestin? Sürekli namaz kılıyordum mesela. Sürekli gece gündüz namaz kılıyordum. Günlük 2 saatlik uykuyla. Evet. 4 gün dayanabildim. Neden sürekli namaz kılıyordun? Mükemmel mi olmak istiyordun ibadette? Yani kesinlikle hocam, o da var. Yani nefsimin beni kandırması. Mükemmeliyetçilik. Evet hocam. O da var. İtiraf ettim. Çok büyük bir tuzaktır. El-Mütekebbir ismiyle şirke girmektir. Azamet, ululuk, mükemmellik sadece Allah'a ait bir sıfattır. Biz aciz, kusurlu, zayıf, her an hataya meyledebilir, her an Allah'a muhtaç olan bir kuluz. Asla mükemmel bir kul olamayız. Mükemmeliyetçilik bir manevi hastalıktır. Aczini ve kusurunu her an görmek. Aciz ve kusur içerisinde ibadullah'a, Allah'a ibadete yönelmek. Ondan sonra hocam kendime muhakeme yaptım. Cidden insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu, yani görmek dediği zaman insanların bir görme şekli vardır ya, idrak etme veya anlama gibisinden. Yani bir nevi de ondan dolayı, yani ne kadar aciz olduğumu, hani kendimi sorumlu olarak gördüm hocam. Ben kendimi sorun, yani zorunlu mu artık, sorunlu mu, ikisinden birini artık seçemiyorum. Yani sürekli bir ibadet etme. Çünkü o esnada rahat, ibadet, yani namaz esnasında da yani o kadar rahat değil ki, sanki anahtarım var uçacağım gibisinden. Yani çok rahat hissediyordum. Dedim. Sana bir gurur ve ibadetini sevme ve kibre düşürdü belki de. Sırf o yüzden şeytan seni ibadete sevk etti. O da öyledir. Kendini beğendirdi sana. İbadetini beğendirdi. Evet, hocam. Şeytanın şeytan olmasına sebep olan şey budur. Kendi kulluğunu ve ibadetini beğendi. Lanet bana gelmez dedi. Melekler ona yakın zamanda içimizden biri lanetlenecekmiş dendiğinde azazilken daha şeytan olmadan korkmayın o lanet bize gelmez. Biz iyi ibadet eden kullarız deyip kendi amelini beğenip kibire düşmesi nedeniyle Allah onun o amelini beğenmekle ilgili kibrinden hoşnut olmadığı için Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve sonra ondaki kibri kendi ibadetini beğenmesini açığa çıkarıyor. Sebepsiz hiçbir şey yok. Kendini mükemmel görmek. Kulluk aciz ve kusur ile kulluktur.
Evet. Uzak, devam et. Ondan sonra hocam işte mesela yemek yemiyordum. Yani canım istemiyordu. İhtiyaç duymuyordum. Ondan sonra bir gün işte dördüncü günün sabahında yine sabah namazını kılıp edecekken bir anda yani gözlerimi kapatıp uykuya dalacağım esnada hani dalamıyorum yani mekanizma kapanmıyor. Uyuyamıyorum. Allah Allah dedim. Yani sinirlendim o esnada. Çok sinirlendim. Ondan sonra hocam bir kusma gibi bir şey oldu. Yani kusma geliyor. Şey yapıyorsun ama hani çıkan bir şey yok. Ondan sonra kalbimin altına bir ağrı girdi hocam böyle. Öyle bir ağrıydı ki yani gerçek acı dedikleri herhalde o. Ondan sonra öyle olunca hocam ben de babamın yanına gittim. İşte annem ve babamın yanına ağlıyordu. Uyuyamıyorum dedim. Beynimin içinde sesler hissetmeye başladım. Yani sesler evet. Yani bana kastediyor bir şeyi. Söylerken kastediyor ne yapmam gerektiğini. İntihar ettim. Bu işin içinden çıkamıyorum. Şimdi düşünüyorum hocam, düşündükçe de başım ağrıyor. Hani sanki resmen devreleri yapmış gibi bir şey. Bu arada sıkıntıyla bir söz söylemiş olabilirsin. Bu ne zaman oldu sende? İşte hocam, 2014'ün Temmuz ayının ortalarında. Sonra uykusuzluk başladı mı sende? Ondan sonra uykusuzluk başladı hocam. Uykuya bir lanet okumuş olabilir misin? Olabilir hocam. Uykusuzluğa. Küfür etmişim diyorum yani. Böyle yani, dinlenmenin, böyle uykunun da, böyle uykusuzluğun da falan saymış olabilir misin? Olabilir hocam. Olabilir. Yani, hani... Bir müayene edelim bakalım. Bayağı kötüydü. Yani bazen biz bile... Uykuyla ilgili ayet-i kerime var biliyorsun. Uykuyu biz bir dinlenme olarak... Evet, evet biliyorum bir hocam. Şey var. Gündüzü size... Geceyi ve uykuyu diyor. Bir ayağa kalk bakalım. Şöyle bir dur bakayım. Burada ne var diye. Şöyle bir dur. Şu ayakta bakayım. Yüksek bir enerji var mı? Bir çekilme yok. Hala uykusuzluk devam ediyor mu? Yok hocam. Yok iyi şu anda o kadar değil. Sabah namaza kalktığında uyumamıştım ama. Hocam şu an beni rahatsız eden şey baş ağrısı. Bir yat bakalım yüzüstü. Mükemmeliyetçilik davasında güttün ya böyle hani. Şimdi öyle bir eksik çıkacak ki sende. Aczini ve kusurunu öğreneceksin. Şok geçireceksin ama. Dikkat et. Ağrı yok. Ağrı yok. Ağrı yok. Ağrı yok. Ağrı yok. Hep mükemmel ibadet etme hevesinde değil mi? O zaman öyleydi hocam ben çok sahip. Bence hala öyle. Öyle mi? Aczi ve kusuru. Yanda var mı? Yok. Kaldır. Güçlün yok. Efendim hocam? Gusül abdestin yok. Hadi sizin, cevap ver şimdi. Sizin dediğiniz şekilde... Benim dediğim şekilde alamamışsın. Hocam aldım, burnumdan çektim, ağzımdan çıktı su. Mükemmel insan. Gusül abdestin yok. Gusül alırken bir tarafını tıkalım. Sol burun deliğini kapat, sağdan nefes al. Sert al. Soldan al. Kapat, al buradan. Gitmiyor değil mi? Gidiyor. Buradan. Rahat gidiyor.
burnuna böyle çekiyorsun. Soldan gidiyor. Soldan gidiyor. Sağ burun deliğinden çektiği su genizine gelmiyor. Şu bölgede bir sinüsünde üstünü eksik almaktan dolayı bir enerji var. O da gözlerinin önüne böyle bir perde gibi geliyor. Sıkıntı veriyorsun. Şuraların anlaması peki neden olabiliyor? Şu bölgede. Sinüsler böyle gider. Şurası hocam. Şu bölge hocam. Kendine okuduğun lanetle ilgili. Lanetten tövbe ettik zaman geçer. Şurada o enerjide. Evet. 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 Bir şey söylüyorum. Lanet ve bela sözleri. Allah benim belamı versin diye söylediği birkaç söz var. Bunu yaptığım için şunu yapmasaydım, Allah belamı versin yapmasaydım gibi okuduğum belalar var. Burada güslükle alırken burnuna çektiğin suyun genizinden aşağı gelmemesinden dolayı da sağ sol lobda bir enerji var. Güslü dediğim gibi alacaksın. İlk başta alışıncaya kadar sol burun deliğini kapat, çek, sağı kapat, çek, sinüslerinden böyle bir akıntı gelecek. O akıntıdan sonra şuradaki sıkan bir şey var. O geçer. Bela, lanet, kahır, onlardan tövbe ettikten sonra da sıkıntın normale döner. Geçer yani. Yani bir şeyi daha kontrol edeyim. Sırt üstü yap, bir ondan şüpheleniyoruz. Belki bir fakir doyurma veya yedirme ile ilgili bir adak yapmış olabilirsin. Veya anne yapmış olabilir. O da burada varsa burada olacaktır. Şurada. O da var. Ya oruç adağı ya fakir doyurma adağı. İkisinden birisi. Ama ben orucumu tutmadığım için verdik yani. Hiç oruç adadınız mı? Çocuğun başarısıyla ilgili, bir şeyi kazanmasıyla ilgili. Oğlum şöyle yaparsa bir oruç tutacağım Allah'ım, 3 gün oruç tutacağım, 1 gün oruç tutacağım. Böyle bir niyet yaptınız mı hiç? Ben bir şey düşünün. Oğlum, büyük oğlum askerden gelince mevlüt tutacağım dedim. Yapmadınız. Yapmadım, yapamadım. Yemekli mevlüttü zannediyorum. Evet. Yemekli mevlüttü. Onu adamışsınız. Onu adadım, yapmadım yani. Hiç oruç ama adadınız mı? Mevlüt. Oruç adadınız mı? Onu hatırlamıyorum da sanki. Ama tuttum ben, pardon lafınızı kesin. Adadınız ama değil mi? Ama tuttum, evet. Eksik unuttuklarınız var. Bununla ilgili adadınız var. Bununla... Peki sen hiç oruç adadın mı hayatında? Ben Yunus için adamadım. Yok hocam. Böyle şu işim olursa, şu olursa bir fakir doyuracağım dedim mi hiç? Mutlaka ortak olmuş olman lazım. Şurada bak, şurada yok bir şey Yunus. Burası serbest dur. Dur serbest dur. Şurada. Serbest dur. Ah, kırtlaçıyor. Hocam, enerji şurada duruyor. Bak, dur bir. Kırtlık koydum. Sakin, sakin. Sakin, yüz sakin. Sana gıdıklanma gibi geliyor mu? Bak, çok sert bir basınç yok. Bak, parmağımla dokunuyorum. Bak, şu bölge bak. Bak, burada yok bak. Bak, burada yok o. Bak, burası normal. Bu oruç adı veya fakir doyurmaya veya da o yerine getirmediğiniz mevlüt adağı. Belki eşim lafını kesip geçen sene çünkü yazın çok rahatsızlandı ya, belki o mu? Ben bir fakir doyuracağım, yetim ya, doyuracağım. Ya bir sadaka vereceğim falan dediyse. Demiş olabilir ama bu bakın. İki ama şeyden, veriyoruz iki yani. Şey ama adağınızın yerine evet. Geçmesi niyetiyle. Yani bir o var yani, o da şurada var. Vücudunun başka hiçbir yeri senin alarm vermedi. Dikkat ediyorsunuz. Şurası bak. Bak. Bu bak. Biraz, bak hiç şey yapma bak. Bütün canın sanki burada. Değil mi? Bu bölgede. Bak. Ondan kaynaklı bir sıkıntı var. O da bak şöyle bir dua etsene. Allah soyumun yerine getirmediği fakir doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun yerine getirmediği ve neydi o? Allah'ım soyumun yerine getirmediği fakir doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun
yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah soyunun yerine getirmediği fakir doyurma adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmediği, soyumun fakir doyurma niyetini yerine getirmediği şeytandan gelen... Onu yapacağız. Başka bir şey yok. Geçmiş olsun. Yapacaksın, bana kontrole geleceksin. Bideni tekrar kontrol edeceğim. Zaten Ankara'dasın. Ankara'dayım hocam. Reçeteyi vereceğim, uygulayacaksın. Sağ karın boşluğundaki o ağrı geçmiş olması lazım. Güçlü dediğim gibi yaptıktan sonra, o tüyebeyi yaptıktan sonra sende hiçbir şey kalmaz. Ağır bir enerji yok üzerinde. Ama adak olayı ve güsülde mükemmeliyetçilikten doğru böyle bir hata gibi bela gelmiş başına. Güsülün tam olmaması ve ağzından çıkan bela ve lanet kelimeleri. Üç farklı enerji var. Üçü bir aradayken nescafedir.